Mobil Dünya Kongresi'nin 3. gününden herkese merhaba. Bugün aslında bizim için burada son gün, bu akşam dönüyor olacağız ama Mobil Dünya Kongresi 2 gün daha devam edecek. Bundan önce lansmanlarda hem Nokia, Asus, Sony ve Samsung'un lansmanlarında bulunduk. Sizlere bunlarla ilgili detaylı bilgileri verdik. Şimdi ise bu telefonların tümünün kalbindeki Qualcomm'un standındayız ve yanımızda da Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Gökhan Güleç var. Sağ olsun, zaman ayırdı bize geldi. Ne demek, rica ederim. Şimdi fuarda aslında her yer yer gök 5G. Evet. Aynı şekilde hani sizin buradaki fuardaki temanız da, ortadaki o kocaman 5G logonuz da, 5G zaten Qualcomm'un bu işin içinde olmaması düşünülemez. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Bu yıl fuarda Qualcomm biz gördük, aktaracağız ama bir de sizin ağzınızdan duyalım. Neler tanıttı? Oradan başlayalım. Fuarda bu sene ağırlıklı olarak sizlerin de söylediğiniz gibi 5G çok tanıtıldı. Çünkü 5G aslında bizim teknoloji olarak daha önce de 3G ve 4G'de olduğu gibi en fazla yatırım yaptığımız, en fazla üstünde çalıştığımız alan. Dolayısıyla 5G bizim için en önemli konulardan bir tanesiydi. 5G ile beraber, tabii 5G'nin aslında 5G'ye tek başına baktığımızda tek başına anlam ifade etmiyor hız ve kapasite dışında. 5G'nin sağladığı bazı servis, 5G ile beraber hayatımıza girecek bazı servisler var. Bu servislerin de yoğunlaştığı farklı alanlar var. Bu fuarda daha çok otomotiv ve Endüstri 4.0'ı etkileyen Endüstriyel IoT tarafına yoğunlaştık. Bunlarla alakalı hem demolarımız hem simülasyonlarımız var. Görmüşsünüzdür evet, zaten. Evet, bir çoğuna katıldım da. Evet, çok güzel. Ayrıca da tabii sadece yani 5G yarın ama bugün 4G'yi de geliştirdiğimiz chipsetlerimiz, ürünlerimiz var. Ve bu ürünlerin de yine bu ürünlerle beraber geliştirdiğimiz farklı ürün kategorileri var, VR gibi. Hı hı. Bunların da demoları ve simülasyonları vardı. Ağırlıklı olarak 4G ve 5G üzerine yoğunlaştık bu sene. Evet, şimdi hani o benim de dikkatimi çekti. Özellikle hani roundtable'larda da konuşuldu bu daha çok. Şimdi evet 5G 2019 ve hani aslında 2000 galiba 21'lerden başlamıştı. Evet. 2-3 senedir bu yavaş yavaş geriye çekiliyor. En son evet. 2019 artık diye evet. kadar geldi. Şimdi tabii ama hani geleceğe doğru yatırım yaparken bir yandan da aslında bugünkü hayatta yaşıyoruz. Yani evet. şu anda da bir şeyleri kullanıyoruz. Yani 5G'de uğraşacağız diye şu an her şeyi bir beklemeye almadık evet. dolayısıyla. O dediğiniz gibi 4G'de de bir sürü şeyler var. Evet. Özellikle 11AX miydi? 11AX. 11AX üzerinde evet. çok büyük gelişmeler evet. var. Onunla ilgili de demolara katıldım. Güzel. Şimdi şeyi sorayım ben size. Hani Qualcomm bu biraz önce söylediğiniz 3G'de, 4G'de hep vardı. 5G evet. yolculuğunda nerede ve hani bu 5G'yi ne kadar sahiplenecek? Bu önemli bir... 5G'yi %100 360 derece sahiplenecek. Öyle söyleyebilirim. Yani tabii sahiplenmek sadece istemekle olmuyor. Onu tabii. üretmekle, onu geliştirmekle oluyor. Biz ek 5G'ye hazır olduğumuzu zaten deklare ettik. X50 evet. modemimizi duymuşsunuzdur. Hı. Hatta X50 modemimizi kullanarak bazı testler de yaptık. Bir tanesi San Francisco'da, diğeri herhalde Almanya'daydı. Hı. Onlarla ilgili muhtemelen yine simülasyonu çekmişsinizdir. Hı. Yani artık 5G derken hani çok geleceğe gitmeye gerek yok. Zaten yaptığımız testlerle, olan networklerde yaptığımız testlerle nasıl bir geliştirme sağladığımızı gösteriyoruz. Evet. Şimdi 5G dediğim gibi hız ve kapasitenin ötesinde farklı alanlarda bize neler getirecek? Araba dünyası, otomotiv dünyası çok kritik. Hı-hı. Otomotiv dünyasında şimdiye kadar hep infotainment yani içerideki sistemlerden bahsediliyordu ama şu anda güvenlik ön plana çıktı. Autonomous car tarafını biliyorsunuz zaten evet. ama onun dışında da güvenliği artıracak şebekeyi de kullanabileceğimiz ama araba içi network'ü de kullanabileceğimiz sistemler üzerine çalışıyoruz. Yine bu sistemleri anlattığımız demolarımız var. Şimdi hani zaten soracaktım ama hemen bahsettiğiniz sezondan. Şimdi 5G hani böyle hep 3G'de 4G'de vardı. Hızlandık. Daha kolay evet. bağlantı elde ettik. Evet. Daha kesintisiz konuşabiliyoruz. Kapsam alanı evet. genişliyor ama 5G sadece bunlardan ibaret değil dediğiniz gibi birçok şu anda teknolojik olarak ilerlemenin önündeki bariyeri aşacak evet. bir teknoloji. Evet. Gerek hız açısından gerekse kapsam alanı açısından evet. özellikle çok kritik görevlerde söylediğiniz gibi otonom cihazların evet. çok ani karar vermesi, çok hızlı gelişen olaylarda karar vermesi evet. gibi. Peki hani böyle 5G'de IoT'yi otonom araçlar, giyilebilir teknolojiler ve akıllı evlerde
hangi alanlarda bize fayda sağlayacak? Daha böyle bir ana başlıklarla şey yapalım. Şimdi aslında IoT'nin 5G'ye ihtiyacı olmadığı birçok kullanım servislerde olacak. Yani alanlarda olacak. 5G'ye ihtiyacımızın olduğu önemli servisler, az önce bahsettiğiniz gibi daha çok hızla beraber kapasite, kapasitenin yanında da latency, yani çok hızlı cevap verebilme özelliğine ihtiyaç duyduğumuz alanlarda olacak. Şimdi az önce otomotiv sektöründen bahsettik. Orada arabaların karşılıklı güvenliğini sağlayabilmeleri için birbirleriyle konuşabilmeleri, arabaların yayalarla konuşabilmeleri, arabaların yine network üzerinden önden sinyal alıp olabilecek herhangi bir kazaya karşı uyarılabilmesi gibi alanlarda 5G önemli olacak. 5G'nin önemli olacağı bir farklı alanda sağlık sektörü tabii ki. Evet, çok önemli. Çünkü özellikle doktorun uzaktan ameliyat yapabilmesi gibi case'ler var. Yine bir başka örnekte 5G'nin kullanılacağı alanlardan bir tanesi de eğitim. Eğitimle alakalı da yapılabilecek farklı use case'ler var. Şimdi biz bunların hepsinde tabii ki ürünlerimizde hem chipsetlerimizde hem chipsetlerimizi destekleyen diğer ürünlerimizde de olacağız. Ama bugün ağırlıklı olarak bu Mobile World Congress'te iki tane alana yoğunlaştık. Biri otomotiv, biri de 4.0 endüstri. Endüstri, evet. Şimdi 5G malum. Şimdi biraz daha açıkçası hani bizim daha okurumuzu ilgilendiren bir konu. Bir de Snapdragon 700 tanıtıldı. Evet. Şimdi bu arada aslında 600 ile 800 serisinin arasında. Snapdragon 700 ile tam olarak hani hedeflemeyi istediği kitle ne? Aslında çok güzel bir soru. Yani çok Snapdragon 700'ü konuşma fırsatı bulamadık. Snapdragon 700 ile beraber yapmak istediğimiz aslında daha yukarıdaki 800 bandında olan chipsetlerimizdeki özellikleri daha fiyat açısından erişilebilir ürünlere getirebilmekti. Temelde hedefimiz buydu. Burada hem oradaki son tüketiciye dokunan işte bunların içerisinde pil kullanımı ama güç artışı gibi özellikleri taşıyabiliyoruz. Yani %30'a kadar bir avantaj sağlıyoruz. Onun dışında özellikle network tarafındaki farklı özelliklerin de yine bu 700 bandındaki chipsetlere o özellikleri taşıyabilmek için de kullanıyoruz. Dolayısıyla 700 bandında olan 700 ürün STM 700 familyasından gelecek olan chipsetleri kullanan üreticilerimiz son tüketiciye 800'deki farklı özellikleri taşıyabilecek olacaklar. Bu bizim için önemli çünkü sonuç olarak amaç, hedef burada yeni geliştirdiğimiz özellikleri sadece belirli bir segmente değil, aşağıdaki segmentlere de taşımak olacak. O zaman akıllı telefonlarda da kullanılacak yani onların dışındaki ürünlerde değil aslında ağırlıklı olarak kullanılacak. Tamam, bir diğer konu da aslında hani sormak istediğim bu Always On PC'ler. Evet. Şimdi Qualcomm mobil tarafta zaten hani fazla söz etmeye gerek yok ama artık masaüstü. Yani masaüstü derken şimdi dizüstü aslında ama dizüstü masaüstü. Yani o tarafta da artık var. Evet. Şimdi ben şey sormak istiyorum. Şimdi bu yeni bir dizüstü platformu oluşturdu aslında. Hani Ultrabook'lar vardı geçmişten gelen. İşte ondan sonra akabinde daha kolay taşınabilir netbook'lar geldi ama netbook'lar çok iyi değillerdi. Yani bekleneni veremedi. Şimdi bunun arasında bir yer hem performanslı hem de kolay taşınabilen ve sürekli bağlı uzun pil ömürleri sunan bir ne denir, bir platform diyeyim. Evet. Peki şimdi buradaki aslında hedef kitlene ulaşılmak istenen yani böyle daha çok hani ofis bilgisayarları mı? Kolay böyle evde de hani o kendi bilgisayarını getir şeyinde kullanılabilecek yoksa hani böyle sürekli seyahat eden iş adamları mı yoksa daha performanslı işler yapmak isteyen oyuncular mı? Vallahi soruyu öyle güzel sordunuz ki. Pek cevap yani ödevinizi çok güzel çalışmışsınız. Dolayısıyla çok güzel de tanımladınız platformu. Sorunuza direkt cevap vermek için şunu söyleyebilirim. Aslında tamamıyla şu segmente gidiyoruz dediğimiz bir segment yok. Ama ağırlıklı olarak tabii ki özellikle mass kitleye yani bugün PC'yi veya hybrid dizüstü bilgisayarı kullanma ihtiyacı duyan
veya tablet kullanımı yetmeyen, tabletle her işini halledemeyen fakat biraz daha farklı bir platforma, PC-like platforma ihtiyaç duyan kitleye aslında bu ürünü vermek istiyoruz. Ama bu ürünün farklı fiyat bandlarında farklı özellikleri olan üreticiler olacak. Ve bu ürünlerin gideceği farklı segmentler de olacak. Ben inanıyorum ki bu yeni platformda özellikle pilonun uzun olması, her an bağlı kalabilmek ve açtığınız zaman bilgisayarı o reboot şeyini yaşamamak, bu tarz tecrübeler aslında ortak olarak bütün kitleleri etkileyecek ve işte iş yerinde çok ihtiyacınız, yani 8 saat program yaptığınız bir dünyada da bu özelliklerden faydalanacaksınız veya evde 1-2 saat kullandığınız, sadece surf ettiğiniz özellikle durumlarda da bu faydaları göreceksiniz. Peki son olarak da şunu sorayım. Şimdi özellikle burada tabii Endüstri 4.0 ve otonom üzerinde duruyorsunuz. Zaten fuarda oradaki dev bir jipin içindeki akıllı konsept de var. Deneme şansınız oldu mu? Çok yoğundu ama deneyeceğim gün içinde bugün. Tamam, mutlaka deneyeceğim. Burada hani şu anda böyle bir çalıştığınız şeyler var mı? Yani şu anda böyle nasıl diyeyim, işte markalar, otonom markalar işte, bilmiyorum bunu söyleyebilir misiniz? Hani bundan sonra işte şu cihazların, şu arabaların markaların içinde hani Qualcomm olacak diye. Evet, söyleyebileceklerim var çünkü deklare ettiğimiz partnerlerimiz var. Mesela Avrupa'da Peugeot'la, PSA, o Peugeot dünyasıyla çalışmalar yapıyoruz. Ama ben tek tek söylemeyeyim çünkü eksik bırakmış olurum, hata olur. Şöyle söyleyeyim, dünyada otomotiv sektöründe liderlerin hemen hemen hepsiyle çalışıyoruz. Ve inanın hepsinin içerisinde Qualcomm chipsetini göreceğiz. Ama buradaki hedef ilk önce, yani paralel olarak tabii ki ticari anlamda bu ürünleri, bu arabaların içerisinde olmak önemli ama geliştirmeyi doğru ve zamanında yapabilmek. Biz hem şu anda lanse edeceğimiz 9150'ydi diye hatırlıyorum, chipsetimizle ekosistemi oluşturmaya çalışırken bir yandan da önümüzdeki 2-3 senenin ihtiyaçlarını da paralelde çalışıyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş bu büyük markaların arabalarında Qualcomm chipsetlerini göreceğiz. Türkiye'de de göreceğiz. Ama use case'ler geliştikçe, ihtiyaçlara daha çok seven bir ekosistem, cevap veren bir ekosistem oluştukça tabii bu penetrasyon çok daha fazla olacak. Olacak. Tamam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, Mobil Dünya Kongresi'nin 3. gününde Qualcomm standındaydık. Çok keyifli bir bilgilendirici bir sohbet yaptık, röportaj yaptık. Bu fuarlık, bu yıllık aslında hani buradaki Barcelona'daki serüvenimiz sona eriyor. İnşallah gelecek Barcelona'daki Mobile World'te de tekrar görüşmek üzere. Şimdilik Barcelona'dan hoşça kalın. Hoşça kalın.